Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi yaşam kaynağı olan içme suyunun Aksaray genelindeki kapasitesini arttırmak ve paslanarak sağlık açısından sorun oluşturan 40 yıllık eski içme suyu boru hatlarını yeniliyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kurtuluş ve Laleli Mahallesi'nde içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi 79. sokakta 40 yıllık kullanılan içme suyu şebeke borularını yenilemek amacıyla çalışma başlatan Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgede 5 kilometrelik içme suyu şebekesi döşüyor. Sağlığı koruyacak adımlarla vatandaş memnuniyeti odaklı projelerini sürdüren Aksaray Belediyesi, içme suyu hatlarında paslanmadan dolayı kayıp kaçak oranını yükselten bölgeleri tespit ederek uzun yıllardır kullanılan eski hatları yenilemeye devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi 79. sokakta 5 kilometre güzergah boyunca fiziksel ve ekonomik olarak ömrünü doldurmuş bir hat boyunca farklı cinslerde kullanılan boru ve bağlantı noktaları sökülerek yerine yüksek su basıncına dayanıklı içme suyu boruları döşeniyor. Aksaray Belediyesi kaliteli ve hızlı hizmet amacıyla modern iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikleriyle Türkiye'de sayılı iş makineleri arasında olan kombine kanal açma aracını araç filosuna dahil eden Aksaray Belediyesi, tüm şehrin mahalle, sokak ve caddelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon bacalarıyla kanallarının rutin temizliklerini yapıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, iki farklı tip kombine kanal açma ve temizleme aracıyla şehir merkezinde sağanak yağış sonrası veya farklı nedenlere bağlı olarak tıkanan kanalizasyonlardaki tıkanıklıkları gidermek için gece gündüz çalışıyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde hizmet veren kombine kanal açma ve temizleme aracıyla şehrin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon bacalarıyla kanallarının rutin temizlikleri yapılıyor. Her türlü tıkanıklığı kombine kanal temizleme araçları sayesinde kısa bir sürede gideren belediye ekipleri ayrıca dere ve menfezlerde de benzer çalışmalar yapıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon temizleme çalışmalarıyla özellikle şiddetli yağışlarda sorun yaşanmaması için tüm önlemleri almaya çalışıyor. Aksaray Belediyesi kent genelinde ana arter bağlantı yollarında ve mahallelerde altyapı çalışmalarından bozulan yollarda yama asfalt çalışmasını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri içme suyu, kanalizasyon ve altyapı çalışma alanlarında kazı yapılan bölgeleri asfaltlıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşlerine bağlı acil müdahale ekipleri ring halinde taradıkları yollarla Kurtuluş ve Laleli mahallelerinde içme suyuyla kanalizasyon altyapı çalışmalarında bozulan yollara yama asfalt çalışmasını yapıyor. İçme suyu ve altyapı çalışmalarında bozulan yollara sıcak asfalt kaplama çalışması başlatan ekipler, ana arter ve mahalle yollarını kısa sürede tamamlayarak yol güvenliğiyle ulaşımı rahatlatıyor. Yapılan planlama doğrultusunda merkez mahallelerin büyük bir bölümünde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bütün bozuk yollar yapılarak asfaltlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarlık ve sahurluk alışverişini yapan vatandaşlar çarşı pazarı canlandırdı. Haber ekibimiz çarşı pazarı gezerek Ramazan alışverişini sordu. Vatandaşlar gıda alışverişinde titiz davranırken fiyatları normal seyrinde bulan da oldu, pahalı bulan da oldu. Pazar ve çarşı esnafı ise Ramazan ayının bereketiyle geldiğini söyledi. Salata bedava dağı!
Salata 1,5, fasulye 3 lira, domates 2 lira. Tamam 1,5 abla. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında Aksaraylılar Ramazan hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. Çarşı pazar dolaşarak Ramazan için ev hazırlığı yapanlar Arife'yi çarşı pazar alışverişlerinde geçirdi. Hacım seçmece hacı. Aksaray'ın en önemli semt pazarlarından olan Salı Pazarı vatandaşların birinci durağı oldu. Ramazan'ın işlere iyi yansıdığını belirten pazarcı esnafı fiyatların artmadığını söylese de fiyatlardan şikayetçi olanlar da yok değildi. Ramazan ayıyla birlikte fiyatlarımız yüksek değil yani. Makul fiyata herkes her cebine parasına göre mal bulabilir. 2 lira domates, 1,5 salatamız 1 lira. Bu derecede adam 50 milyonla gelse açık semt pazarlarında her ihtiyacını karşılayabilir. Aslında ben Aksaraylı vatandaşlarımızı açık semt pazarına davet ediyorum yani. Burada pazarcılarımıza hem destek olmuş olurlar hem de parasına göre ucuz mal, taze mal bulurlar. Bunun üzerine ben davet ediyorum. Ramazan ayı alışverişine çıktınız. Evet. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar yüksek. Bugün için yüksek. Her hafta bundan düşüktü fiyatlarımız. Domates, fasulye, patlıcan işte hepsinden alacağız. Ramazan alışveriş mi? Ramazan için de yiyemiz de işte her zaman lazım yani. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar da normal yani. Zamana göre de normal. Uygun? Uygun yani. Bizler sizler öyle de uygundursunuz. Yani uygun ne olacak? 2 lira, 1 lira, 1,5 lira işte öyle. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar cümlenize. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'a yaklaştı. Bu gece ilk sahurunuzu açacaksınız ve görüyorum ki sabahın erken saatlerinde pazarda yolunuzu almışsınız. Fiyatlar nasıl? İyi. İyi, güzel. Pahalı mı? Yok canım, pahalı da değil, biber. Neler aldın? Aldım işte lahana, biber. Hayırlı Ramazanlar. Size de kuzu. Çarşıda ise şarküteri, kasap, kuru gıda, hurma satan dükkanlarda yoğun alışverişe sahne oldu. Vallahi şu an tavuk Ramazan öncesi bayağı fiyatlar arttı. Yani aşırı derece bir şekilde arttı. Et fiyatlarımızda da zaten Ramazan öncesi fiyatları yerini buldu. Riyonumuz alırsa işlenmiş pirzolamızın kilosu 65 lira. Kuzu şişimizin fiyatı 65 lira. Bazı kasaplarımız mesela bunu hazırlamadan satıyorlar. 50 lira diyorlar. Aslında vatandaşın bu şekilde alması daha avantaj. 50 liraya aldıkları pirzola onlara 75 milyon liraya geçiyor. Biz bunu mesela vatandaşa dediğimiz zaman 65 lira dediğimiz zaman pahalı zannediyorlar. Gerçekten öyle değil. Peki Ramazan ayında vatandaşların alım gücü nasıl? Vallahi vatandaşı mecburiyetten yiyor. Yapacak bir şey yok. Yani illaki gelen misafirlerini ağırlamak istiyor. Peki özellikle kırmızı ete mi yoksa beyaz ete mi rağbet var? Şu anda kırmızı et. Tavuk eti geçti zaten. Sırf kanadın kilosu açık satanlar için söylemiyorum. Yani paketli şu an 25 lira. Ama açık ürünler mesela 20 liraya satıyor adam, 15 liraya satıyor. Çok fiyat değişiyor. İftar ve sahur sofraları için alışverişler sürerken bereket ayıyla birlikte peynir, zeytin ve hurma fiyatlarına zam yok. Ramazan ayı arifesinde yapılan alışverişlerde çarşıdan pazara, marketlerde fiyatların artış göstermemesi hem esnafı hem vatandaşı mutlu ederken yapılan alışverişte kırmızı et fiyatı değil de beyaz etin fiyatı cep yaktı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Sevgili seyirciler, huzurlarınızdan ayrılmadan önce tüm İslam aleminin ve siz sevgili seyircilerimizin mübarek Ramazan ayını kutluyoruz. Hoşça kalın.